5. sınıf Türkçe dil bilgisi konularından ünlü düşmesiyle ilgili soru çözümlerini birlikte yapmaya başlayalım. Aşağıdaki kelimelere sesli harfle başlayan bir ek getirildiğinde hangisinde hece düşmesi görülmez diyor. Bakın orada ağız kelimesi var. Ağız kelimesine a getirelim mesela. Ağıza demezsin, ağza ifadesini kullanırsın. I harfi burada düşer. Yine burun kelimesine u getirelim. Burunu demezsin mesela. Burunum kanıyor demezsin. Burnum kanıyor dersin. R ve N arasındaki U'nun burada yine düştüğünü görüyorum. İşte aynı cümleyi alın kelimesi için de kullanabiliriz. Alınımın teri demezsin, alnımın teri dersin. L ve N arasındaki I'nın düştüğünü görüyorum. Kulak kelimesinde ünlü düşmesi değil de burada ne var? Kulakı veya kulaka, değil mi? A veya I getirdiğin zaman kulaka olmaz. Oradaki K'nin yumuşak G'ye yumuşadığını görüyorum. Orada ünsüz yumuşaması vardır. Doğru cevabım C seçeneği. 2 numara. Aşağıdaki sözcüklerden hangisine ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde hece düşmesi meydana gelir? Sicim, şekil, derin ve çelik. Şekil kelimesine dikkatli baktığın zaman şekili, şekle girmişsin mesela. Şekile girmişsin demez de şekle girmişsin denir, değil mi? Şekle ifadesini kullanırsın. K ve L arasındaki İ ünlüsünün düştüğünü görüyorum. Doğru cevap B seçeneği. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sonuna İ eki getirildiğinde hece düşmesi olmaz diyor. Doğru cevabım A seçeneği. Demir kelimesine İ'yi getirdiğin zaman demiri ifadesini kullanabilirsin. Demiri buraya getir mesela. Herhangi bir düşme olmadı. Ama diğerlerine baktığım zaman bir tanesini yapalım. Emri. Emrin başım üstüne dersin mesela, değil mi? M ve R arasındaki İ harfinin düştüğünü gördüm. Ömrün uzun olsun. Özrünü kabul ettim. Bunlar da hep buradaki Ü harfi. Bak üçüncü sıradaki Ü harfinin düştüğünü görüyorum. Doğru cevabım A seçeneği. 4 numara. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde ses düşmesi olur? Kitap, omuz, dolap ve ilaç. Kitap, dolap ve ilaç kelimelerine. Sesliyle başlayan, ünlüyle başlayan bir ek getirildiğinde kitabı, dolabı, ilacı olur. Yani orada yumuşama olur. Ama omuzum ağrıyor demezsin. Omuz kelimesine u getirdiğin zaman M ve Z arasındaki u'nun aşağı doğru düştüğünü görürüm. Omuzum ağrıyor demezsin. Omzum ağrıyor dersin, değil mi? M ve Z arasındaki u'nun düştüğünü görüyorum. Doğru cevabım B seçeneği. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ses düşmesi vardır? İzin, izinli, izni. Kelime kökümüz burada nedir? İzindir, değil mi? Bak izin var, izin var, izin var. Dikkat et D seçeneğine. İzin derken Z ve N arasındaki İ'nin düştüğünü görüyorum. Bak burada yok. Doğru cevabım D seçeneğidir. Aşağıdakilerin hangisinde ses düşmesi olmuştur? Kolunu, koynu, kağıt ve koyun. Koynum. Aslında nedir o? Koyundur, değil mi? Koyun koyuna gidersin. Oradan gelsin aklına. Y ve N arasında U harfi var. U harfinin burada düştüğünü görüyorum. Doğru cevap B seçeneği. Bir diğer sorumuz. Bağrına taş basarak beklediği cümlesinde hangi sözcükte hece düşmesi vardır? Hece düşmesindeki en önemli şey kelimenin kökünü, içerisindeki harflerin sıralanışını iyi bilmek. Bağır kelimesi. Bağır. Koyun gibi de düşünebilirsin. Bağırına, bağırına demezsin. G ve R arasındaki I'nin burada düştüğünü görün. Bakın yumuşak G ve R arasında I harfinin düştüğünü gördük. Bu olaya hece düşmesi diyoruz. Doğru cevabımız B seçeneğin. Bütün bilim adamları ilmi araştırma yaparlar cümlesinde hangi sözcükte ses düşmesi vardır diyor. Dediğim gibi burada kelime kökünü bilmekte fayda var. İlmi kelimesinin kökü ilimdir. İlim. İlim kelimesine baktığım zaman L ve M arasında İ harfinin olduğunu görüyorum. Bak burada L ve M arasında İ harfi yok. Ses düşmesi vardır diyor. Maalesef D seçeneğinde var sadece. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ses düşmesine uğrayan bir sözcük kullanılmamıştır diyor. Son yaptığı resmi arkadaşlarına gösterdi. Aslında burada resmi demesi gerekiyor. Resmi demesi gerekiyor.
resim arasında S ve M'nin arasındaki o i'nin düşmesi gerekiyor. Kullanılmamıştır burada. Diğerlerinde de yok. Zaten bizden de kullanılmadığını istiyor. Doğru cevabım A seçeneği. Kullanılanlara baktığım zaman şehrin kelimesinin kökü nedir orada? Şehirdir. Yani H ve R arasındaki i harfini gördüm. Soğuk su içtiği için karnı ağrımış. Kelimenin orijinali nedir orada? Karın kelimesidir. R ve N arasındaki I harfinin düştüğünü görüyorum. Boynum, omuzum, göğsüm her yanım tutulmuş. Burada iki tane ses düşmesine uğramış sözcük vardır. Bunlardan birincisi boyundur. İkincisi göğüstür. Evet, kelime köklerine baktığım zaman Y ve N arasındaki U'nun düştüğünü görüyorum. Göğüs kelimesinde de yumuşak G ve S arasındaki Ü'nün düştüğünü görüyorum. D seçeneğini eledim ama A seçeneğinde maalesef ses düşmesine uğrayan bir sözcük kullanılmamıştır. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde hece düşmesi olmamıştır diyor. Aynısını yaptık. Karnı kelimesi diyor. Kelime kökü karındır. Burnu kelimesi kökü burundur. Şehri kelimesinin kök olarak baktığımda yani eksiz o yanında i ekini almışlar ya. Onsuz okuduğum zaman karın, burun ve şehirdir. Ama kalem kelimesinde baktığım zaman hem ek almamış hem de bir hece düşmesi olmamış. Doğru cevabım A seçeneği. Unutma hece düşmesi olması için ünlüyle başlayan bir ek alması gerekiyor. Bir diğer sorumuz aşağıdaki kelimelerden hangisi ses düşmesinden dolayı bitişik yazılmıştır? Sabretmek, kıpkırmızı, güneydoğu ve gelebilmek. Burada iki tane kelimemiz var. İki kelimeye bakalım. Birincisi sabır etmek. Yani iki tane kelimenin birincisi sabırdır. İkincisi etmektir. Sabır etmek demezsin. Sabretmek ifadesini kullanırsın. B ve R arasında baktığım zaman I harfinin burada olmadığını görüyorum. Sabır kelimesindeki I düşmüş. Demek ki bunlar ses düşmesinden dolayı bitişik olarak yazılmıştır. Bu arada ek bir bilgi de vermek istiyorum. Birleşik olan kelimelerde iki kelime arasında ses düşmesi varsa, ses türemesi varsa veya bir ses olayı varsa orada bitişik yazılması gerekiyor. Doğru cevabım A seçeneği. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde ses düşmesi olmuştur diyor. Gecekondu, ustalık, kağıt elma ve kahvaltı. Kahvaltı bileşik bir kelimedir. Birinci kelime kahve, ikinci kelime altı. Yani eskiden insanlar kahve içmeden önce kahvenin altına, yani mideye kahve girmeden önce mideye bir yemek yerlerdi. O yemeğin adıdır işte kahvaltı. Kahve altıdan gelir. Baktığımız zaman birinci kelime kahve, ikinci kelime altı. Kahve kelimesinde V harfinden sonra E'nin olmadığını görüyorum burada. Demek ki burada bir ses düşmesi olmuştur. Doğru cevabım D seçeneği.